Sabri Hocam, son çıkan kitabınızla ilgili bilgiler alabilir miyim? Elbette. Bu benim 9. şiir kitabım. Adı Çürük Nefeste Yaz. Toplamda 17. şiirim, 17. kitabım. Niye Çürük Nefeste Yaz? Yani şiir deyince hep şairanelik, işte gül, bülbül, leylak, hayaller, güzel şeyler akla gelir. Ama şiir her şey için yazılır, çürük için de yazılır. Bir de hayatımızda iyi şeyler var ama çürüme de var. O yüzden çürüyen şeyler iyiye dönüşsün diye Çürük Lekes'te Yaz ismini koydum. Bir de dediğim gibi şairanelik yerine bir tersinden şairanelik olsun yani. Yani yerlere düşen, kötü durumda olan, değersiz sayılan, görülen, paranın öne çıktığı yerde parayla ölçülmeyen şeylerin, hastalıkların, kötülüklerin, olumsuzlukların üzerine. Yani yası bir olumlama olarak düşündüm aslında. Yani bir kötü olan gitsin, çürüsün, biz ona yeter ki yas tutalım. Yani yeter ki hayatımızdan çıksın da biz yasımızı tutarız rahat rahat diye. Böyle kendimizce şiirsel bir yeni küçük maceraya atıldık. Her macera gibi bu macerada nasıl sonuçlanır? Aslında öngörülebilir şey. Sonuçta gene okurlara ulaşmasını isteyeceğiz. Okurlara ulaşmayacak. Üzüleceğiz. Ümidimizi ve beklentimizi bir sonraki kitaba bırakıp bu ne diyelim dönme dolabı döndürmeye ya da dönme dolabın içinde hareket etmeye devam edeceğiz. Kitapçılarda ve internet internet sitelerinde. sitelerinde. Kitapçılarda tabii İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük kitapçılarda birkaç hafta bulunduruyorlar. Sonra da yer kaplamasın diye depoya kaldırıyorlar doğrusu. Hani okur gelir sorduğu zaman oradan çıkarıyorlar. Şiir ne yazık ki böyle. Pek çok eskiden kitapçılarda şiir standı olurdu, bölüm olurdu, raf olurdu. Şimdi artık iki karışlık bir şiir bölümü oluyor. O da işte bildiğimiz Atilla İlhan, Nazım Hikmet ya da işte Necip Fazıl gibi çok bilinen ve talep görülen 3-5 şairin dışında şiir kitabına da yer vermiyor kitapçılar. Haklı. Satılmayan malı kimse tezgahta tutmak istemiyor. Ama internetten rahatlıkla İnternetten ulaşılabilir. bulunuyor tabii ki internetten. Artık her şey internete döndüğü için şiir de internete düştü. Dolayısıyla internetten bulmak mümkün. Oysa şiir edebiyatımızın tadı tuzu aslında. Edebiyatımızın tadı tuzu, dilimizin tadı tuzu. Şimdi bazı şeyler deriz ya işte dili geliştiriyor, güzelleştiriyor. Bunun çok kişi farkına varmaz ama şiir gibi dili böyle ham madde gibi düşünüp de dili işleyen, ben kendimi bu önemli işlevli bir kişi olarak görmüyorum ama şiir bunu yapar. Dünyadaki gelişmiş dillere bakalım öyle diyelim. Hepsinin de arkası planında çok büyük şairler vardır. Değil mi? Evet. Yani şiir küçümsemek değil ama bu böyle yani. Kabul edelim mi etmeyelim. Dili geliştiren şiirdir. Yani. Doğrudur hocam. Bol okurlar diliyoruz Eyvallah. hocam. Eyvallah. Kolay Teşekkür ederim. gelsin. Sağ olun.